Herkese merhaba. Değerli öğretmenlerimiz, sevgili öğrencilerimiz, bizi izleyecek olan velilerimiz, herkese selamlıyorum. Bizler biliyorsunuz yüz yüze okulumuzda yaptığımız ThinkTalks uygulamasını COVID'le beraber online platforma taşımıştık. Güzel, başarılı birçok webinar yaptık geçen dönem. Bu dönemde 2020-2021 döneminde de ilk ThinkTalks online webinarımızı başlatıyoruz. Bugün anlamlı bir gün, güzel bir gün. 9 Eylül, İzmir'in kurtuluşu. Çok değerli, kendisinde daha önce tanışma imkanım oldu. Çok güzel projeler, çok güzel işler yapan bir beyefendi aramızda. Tabii çok gönlü bir insan. Bizlerin öğrencilerimize kazandırmak istediği en önemli misyon diyeyim ben, vizyon diyeyim. Sosyal sorumluluk, toplum gönüllüsü olma, sosyal konularda inisiyatif alan ve bu tarz organizasyonların içinde olan bireyler olarak kendilerine özgüvenleri yüksek bireyler olarak yetişmesini amaçlamaktı. Bu doğrultuda da bu ilk Think Talks'umuzu ben birazdan başlatıyorum. Sevgili, değerli iş adamı, gönüllü, birçok faaliyette bulunan Erkut Doyran Bey ile sizleri ben tanıştırmak istiyorum. Erkut Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese merhabalar. Sevgili öğrencilerimize ve bizleri dinleyen veli ve öğretmenlerimize. Ayrıca bu önemli, güzel günde böyle bir yayında birlikte olduğumuz için ayrıca mutluyum. İzmir'imizin kurtuluşu demin de söylediğiniz gibi. Çok büyük emeklerle bizleri bugünlere ulaştıran insanların çok büyük bir zaferinin taçlandığı günde birlikteyiz. Teşekkür ederim davetiniz için. Çok sağ olun. Şimdi Erkut Bey tabii birçok faaliyet ve projede olduğu için biz aslında çok daha önce planlamıştık ama bugüne kısmet oldu. Sağ olsun, şu anda akan işler var, projeler var, konferanslar veriyor kendisi. Esasında birçok konudan bir tanesi belki bugün biraz daha detaylı gündeme getireceğiz. Arama kurtarma gerçeği ve bunun ülkemizin ciddi risklerinden birisi deprem riski. Sürekli hop oturup hop kalktığımız bir konu aslında. Burada Erkut Bey'in çok güzel çalışmaları var. Ben de şahit olduğum sürece ama zamansızlıktan daha ileriye götüremedim. Gönüllülük faaliyetlerimize başlamadık. Belki bu yayından sonra Erkut Bey'in sizlerle, değerli öğrencilerimize paylaşacağı bilgiler doğrultusunda biz bu konuda inisiyatif alırız. Yaptıkları uygulamalar çok çeşitli. Ve okullarda halihazırda birçok kurumda da bu faaliyetlerini gönüllülük ilkesi gereğince yerine getiriyorlar. Kendisini ben tabii takdim ettim ama yine de kısa künye derler Erkut Bey. Kısaca bir kendinizi anlatırsanız, biraz kendi hayatınızdan, aile hayatınızdan, bu işe nasıl girdiğinizden başlayarak biraz bilgilendirelim. Hem öğrencilerimizi hem öğretmen ve velilerimizi. Sonrasında tabii sizinle ilgili hazırladığımız çalışmalar, sorular var. Öğrencilerimiz yayını şu anda izliyorlar. Onların soruları olacaktır. Ben de ekranlarımdan gelen akan soruları sizlere yönelteceğim. Ben şimdi sözü tekrar size bırakayım. Buyurun efendim, sizi böyle kısaca tekrar bir tanıyalım. Teşekkür ederim, eksik olmayın. 1970 doğumluyum. Yaşımız da 50'ye geldi. Burada o da belli oluyor. Hiçbir şey için çok geç değil. Hatta her yaştan her bireyin işin içinde olması gereken bir konu gönüllülük. Kendimi hızlıca tanıtayım. Dediğim gibi 50 yaşındayım. Bir oğlum var. Evliyim. İş hayatında pek çok alanda faaliyet gösteriyoruz. Tabii şimdi karşımda sizi görüyorum ama esasında genç öğrenci arkadaşlarım karşımdaymış gibi hayal ederek konuşmaya çalışacağım ki onlara biraz daha onların gönlüne hitap edebilirim. Gençlik yıllarımda spor yaptım. Fenerbahçe Kulübü'nde kürekçiydim. Hayatın içinde sosyal olmayı çok seven bir insandım. Fakat kişinin kendi sosyal keyfini arttırırken topluma vermesi gereken pek çok şey olduğunu ilerleyen yaşlarda anlayabildim. O keyfi alırken çok farkında değildik. Yaş ilerledikçe bu keyfi diğer insanların da alabilmesi ve toplum içinde başarılı olabilmesi için pek çok şey yapabileceğimizi ve
elimizde birikimler olduğunu gördük. Tabii bu oğlumu büyütürken çok dikkatimi çekti. Arama kurtarma olayına tesadüfen benim gibi gençlik yıllarımdan tanıdığım bir arkadaşımı arama kurtarma içinde görünce utandım. Şöyle utandım. Benim elimde pek çok yetenek, pek çok birikim varken bunun sadece benim elimde ve avucumda kapalı bir şekilde durması benim için utanç vericiydi. Ne yapmalıyım diye düşündüm. Şeyler yapmalıydım çünkü bu birikimlerle ilgili. Ben de hemen arkadaşımı aradım ne yapabilirim diye. Konunun içine öyle dahil oldum. Belki de zamanında sizin de bizlerin arasına bir kısa geliş gidişi gibi. Fakat bunun içinde kalmam ve bugünlere kadar işin büyümesinin en önemli sebebi oğlumdu. Şu anda beni dinleyen arkadaşlarımın yaşlarındaydı o da, lise çağlarındaydı. Onu da bu maceranın içine katmak istedim. Çünkü çok keyifli bir şeyi daha erken yaşlarda girmeliydi. Benim kadar geç kalmamalıydı. O girdikten sonra bu konunun içine, onun gelişiminde, toplum içindeki davranışlarından tutun da okuldaki başarısına kadar insanları anlaması ve insanlarla iletişimindeki kalitenin yükselmesine pozitif etkilerini gördüm. Bu beni bir büyüğü ve bu işi yapmaya çalışan biri olarak çok motive etti. Ve bugünkü derneğe kadar işin ucu gelebildi. Nelere yol açtı mesela bende? Hiç aklımda olmamasına rağmen bu işlerle uğraşırken insanların dikkatini çekmeye başladık. Ve insanlar, amacımız dikkat çekmek değildi. Sadece hizmet vermekti insanlara. İnsanlar çok güzel şeylere teveccühlerde bulundular. Mesela şu anda yönetiminde olduğum büyük kulübün bir hayal gibi, hiç amacım değildi, böyle bir fikrim dahi yokken yönetimine kadar girebildim. Sadece yaptığınız işe gönlünüzü verdiğinizde, iyi bir gönüllü olduğunuzda bakıyorsunuz etrafınızdaki dünyadaki bütün güzel gönüller ve kapılar size açılmaya başlıyor. Ve çok mutlu oluyorsunuz. Bu işin en büyük getirisi esasında paylaştığınız sevgiyi ve emeği kat be kat insanların size geri vermesi. Bugün de inşallah bizi dinleyen pek çok insan bu sevgi ve güzel çalışma yumağının içine girecek. Bizden girmeleri şart değil tabii ki. Pek çok sosyal aktivite var. Topluma faydası olan ama özellikle. Herkese öneriyorum mutlaka girsinler. Ben şimdi konuyu çok uzatmayayım. Siz beni yönlendirin. Çünkü süreniz kısıtlı. Çok da büyük bir konu bu. Evet, en büyük tereddüt o esas. O kadar çok anlatacak şey var ki inanılmaz fazla. Lütfen siz yönlendirin. Ben aralarda tabii coşarsam durdurursunuz. zamanımız var. Yarım saat net zamanımız var. Onu söyleyeyim öncelikle ama tabii zaman çok hızlı akan bir kavram. Evet. Ben tabii şunu merak ediyorum. Burada öğrencilerimize Think Talks'ta belirli bir vizyon, belirli bir kanal, belirli bir network açmak istiyoruz. Bizim Think Diploma programımız var. Çok yetkinlikleri kazandıkları bu diploma programının ayrılmaz bir parçası aslında bu Think Talks yetkinlikleri. Olabildiğince geniş perspektifte sanat, spor, iş dünyası, sosyal sorumluluk, farklı alanlarda öğrencilerimize sizler gibi profesyonellerin el vermesi, dokunmasını istiyoruz. Ben bir öğrenci olsam, şu anda bizi dinleyen bir öğrenci olsam, şu anda sizi, biz hazırlık sınıfı olan bir Anadolu Lisesi'yiz. Hazırlık sınıfı dahil 12. sınıfa kadar herkes sizi dinliyor. Öğrencilerimize sosyal sorumluluk ve arama kurtarma özelinde bu yola girdiklerinde, bir gönüllü olmak istediklerinde nasıl bir akış, bir algoritma izlemeleri gerekiyor? Kısaca bunu bize anlatırsanız bu öğrencilerimiz için de bu işe nasıl adım atacaklarını anlatan bir süreç olmuş olur. Buna açıkçası çok memnun oluruz Erkut'ta. Hay. İleride belki sizlerin de dahil olacağı bazı okullar, pek çok okul bu tip kulüpler kurmaya başladı. Okul çağlarında da katılabiliyorlar. Tabii ki devletin kanunları ve nizamı doğrultusunda, kurallar doğrultusunda çalışmalarımızı tertipleyerek reşit olan arkadaşlarımızı, yani 18 yaşını doldurmuş arkadaşlarımızı bir fiil sahada göreve alabiliyoruz. Ondan evvel, 18 yaştan evvel velilerinden alacakları izinle birlikte eğitimlerimize katılabilirler. Saha görevlerine değil tabii ki. Bizim pek çok çok küçük yaşta başlamış, ortaokul seviyesinde başlamış, bizlerle birlikte çalışmış olan ve şu anda bir fiil üyemiz olup sahada aktif görevlere kadar katılmış olan genç arkadaşlarımız oldu.
Esas amaç bu zaten. Bizlerin sadece bu birikimi aktarabilmesi ve gençlerin konunun içine girerek, çünkü zaman çok hızlı akıyor. Kendi aralarında bu iyi mayayı, iyi etkileşimi arttırarak güçlü olmaları lazım. Mesela bizim birbirimizi etkilememiz çok zor oluyor. Siz demin bir cümle kullandınız, dediniz ki vakit bulmak çok zor oluyor. Vakit bulunca keşke gelebilsem dediniz. Fakat gençlik çağlarında bu bir disipline girince, genç arkadaşlarımız bu işlerin içine girince zaten doğal olarak vakitleri içinde buna bir yer bulmuş. Ve zaman içerisinde, zamanları da önlerinde uzun olduğu için bizlere göre konuyu ilerletmiş, doğru yerlere getirmiş oluyorlar. Çok emek sarf ediliyor ve çok az insan maalesef bu konunun içinde. Bunun psikolojik açıklaması da şu: insanlar bilmedikleri ve korktukları konulara nedense uzak durmak istiyorlar. Bakın en güzel örnek, en son İstanbul'daki depremde, bilmiyorum arkadaşlar okulda mıydı? Çok çabuk unutuldu. Biz sallandığımızda aklımıza gelip, sallanmadığımız zaman asla aklımıza getirmek istemediğimiz bir konu. Fakat o kadar basit bir şey ki, yağmurlu bir havadan depremin hiçbir farkı yok. Doğa olayı. Biz yağmurda niye panik olmuyoruz? Niye davranışlarımız bozulmuyor? Çünkü yağmuru defa eten çokça sık sık yaşıyoruz ve hayatımızda artık yer edinmiş. Depremi de bilincimizde ve bu tip afetleri, geniş aralıklarla olan afetleri öğrenerek ve ne yapacağımızı bilinçlenerek hayatımızda doğru yerlere koyarsak esasında bizde hiç yan etkileri ve kötü etkileri olmuyor. İlk söyleyeceğim arkadaşların kaçmayı bırakıp kovalamayı öğrenmesi. Okullar da bize esasında onu öğretmiyor mu? Kolayı yok hiçbir şeyin. Fakat her şey çok kolay. Ne zaman çok kolay? Gerekli emeği harcadığınız zaman mutlaka sonuca ulaşıyorsunuz. İlk önce ilgimiz olması lazım. Sonra ilgimiz olan konuyla ilgilendiğimiz için bilgilenmemiz lazım. Yani bilgi edinmemiz lazım. Bu eğitimleri veriyoruz ve bekleriz herkesi. Veren pek çok yer de var. Ondan sonra da fikirlerimiz oluşacak ki ileri götürelim. Eğitim kurumları bizler için çok değerli. Pek çok eğitim kurumundan protokolümüz var. Birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Buna üniversiteler de dahil. Artık onlar bize yön veriyor ki eğitim kurumları bizleri yönlendirmeli. Bu güzel bir domino etkisi. Herkesin yapacağı çok şey var. Lütfen herkes girsin. Buna hiç yerinden kalkamayacak kadar rahatsız olan bedensel engelli insanlar dahi dahil. Bu bir kahramanlık yarışı değil. Bu çok büyük, topyekun hep birlikte verilen adeta bir var olma mücadelesi. Onun için tüm arkadaşları bekliyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bilgiler oldu tabii. Bizler de açıkçası okul olarak bu tarz kulüplere, projelere yatkın bir okuluz. Öğrencilerimiz girişim dersleri alıyorlar. Gelecek araştırmaları, sürdürülebilirlik alanında birçok projesi olan bir okul. Ben de projeler ve etkinlikler tarafında Erasmus projeleriyle öğrencilerimizin yurt dışı değişimlerine de aracı oluyorum. Bu süreçte tabii güzel de bir haber, hani sizin de vasıtanızla belki yayında da bunu bahsi geçer. Sürdürülebilirlik amaçları kapsamında nitelikli eğitim başlığında biz dünyada en iyi 100 okuldan biri seçildik. Yaptığımız projelerle, bu alana yapmış olduğumuz yatırımlarla. İnşallah 5-9 Ekim'de biz de sizi bekleriz. Muhtemelen 6 Ekim'de tüm dünyaya biz projelerimizi bir panel ve sunumla anlatacağız. Ben bu vesileyle emeği geçen tüm okul yönetimimiz, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, katılma olan herkese de tekrar buradan teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Tabii Erkut Bey, arama kurtarma akut durumlarda sadece başvurulan bir olay değil, sürekli eğitimlerin olduğu, esasında eğitimle özdeşleştirdiğimiz nokta o. Bizler de inşallah sizinle bir protokol çerçevesinde öğrencilerimizi sizlerle beraber bu süreçlere COVID'e rağmen soft ortamda belki online eğitimlerle dahil etmek isteriz. Aslında öncelikle sertifika da veriyoruz bu eğitimlerde. Sertifikalandırırız arkadaşlarımızı. Çünkü gerçek bir arama kurtarma için 3 yıllık eğitim gerekiyor. 3 sene boyunca eğitim alıyorsunuz. Bunu zamana ve sürece yaymak, tabii ki hızlandırmak da mümkün ama interaktif ortam bu çok kolaylık sağlayacaktır bizlere. Ya tabii şu anda bir sorumuz bu yönde aslında size. Bu COVID-19 Buyurun. Sürecinde eğitimlerinizi nasıl yönettiniz? Ben sizin karavan atölyesi, yanlış eğer söylemiyorsam, böyle Buyurun. Bir eğitim
yaşamsal becerileri kazandırdığınız bir platformunuzun da olduğunu biliyorum. Evet. Biz önümüzdeki günlerde belki online, belki belirli mesafeleri koruyarak sizleri okulumuza da davet etmek isteriz. Yani burada bu süreci COVID şartlarında nasıl yönetmek sağlıklı olur? Burada tabii siz nasıl yönettiniz? Yani bir bu derneğin başkanı olarak COVID sürecindeki deneyimlerinizi aslında bu soruyla birleştirip sormak istiyorum. Hızlıca anlatmaya çalışayım. Bizim öğretilerimizin başında gelen ana başlıklardan biri şudur. Mevcut durumu algılayana kadar savunma pozisyonunda kalınır, hareket edilmez. İlk günlerinde tabii COVID'in ne olduğunu uzunca bir süre hiç kimse dünya gibi biz de anlamadığımız için maksimum koruma altında insanların zarar görmeyeceği şekilde ilk günleri öyle geçirdik. Taşlar yerine oturmaya başladıktan sonra hemen pozisyonumuzu aldık. İlgili devlet kurumlarından birlikte, çünkü biz hizmet vermek üzere kendini devamlı hazır tutan bir grubuz. Gerekli önlemleri aldıktan sonra hem sahaya çıktık. Halk evlerde otururken biz sokakta yardıma muhtaç olan insanların yanındaydık. Hem moral motivasyon vermek için, gerek Kızılay gibi sahada olan ekiplere moral motivasyon vermek için, halkın yanlarında olduğunu göstermek için, bizim gibi STK'lar çok önemli. Hem onlara yardım ettik, hem halkımıza moral motivasyon verdik, hem de kendi eğitimimiz de sahada devam etmiş oldu. Mesela bu COVID ortamının dünyamızda açtığı pencereden sonra biz dernek olarak şöyle bir fikir de oluştu bizde. Gittikçe şeye hapsoluyoruz, sanal ortama. İnanılmaz yararlı ve doğru kullanılması gereken bir ortam ki okulumuz bunu en güzel şekilde işleyen okulların başında geliyor. Fakat buradaki tehlikeye karşı da ya da rahatlığa karşı da diğer güzellikleri kaybetmememiz adına vereceğimiz mücadeleyi hazırladık. Bu karavan atölyesi de onun gibi bir şey. Nedir bu? Ben bilgisayar ortamında tarım yapamam. Evet, oyunlarda yetiştirebilirim, hasatlar yaparım ama akşam yemeğinde önümde ben o hasatı yiyecek olarak bulamam ve metabolizmam benim ruhsal olarak ve bedensel olarak büyük bir yıkıma uğrar. Nedir bu? Mutsuzluk ve gerçek elde edilmesi gerekeni elinizde bulamamak. Buradaki şeye dikkat etmemiz lazım. Sanal ortamı sonuna kadar kullanıp gerçek dünyanın kaçırılmaması gereken mutluluklarını ve nimetlerini kaçırmamak için halkı uyanık tutmak üzere alarma geçtik. Nedir bu? Sahada yapılacak çalışmalar. Gerçekten jimnastik yapmayı unuttum illet. Düşünebiliyor musunuz? Kurbağa yürüyüş ya da şu anda öğrenciler de farkındadır bence. Yani bir çömelip kalktığınızda nefesinizin artık gittikçe sıkıştığını görüyorsunuz. Ama insanoğlu bunun için yaratılmadı. Yani bütün gün sandalyede oturup internet ortamında vaktimizi geçirmeyip onu da çok iyi planlayarak gerçek hayatı ıskalamamamız lazım. Birleşik Arama Kurtarma olarak gerçek hayatı ıskalamaması için gençlerimizin hem interaktif ortamdan bilgiler vermeye ve programlar yapmaya başlayacağız. Sizlerle de paylaşmaktan çok mutlu oluruz. Bu karavan atölyesi gibi kısıtlı, sınırlı ve disiplinli uygulamalar yapacağız. Hastalığın yayılmamasından ilgili ve insanların da işte bahçe gibi ortamlarda katılabileceği kamplarımız var. Tabii kamp şartları da değişti. Fakat olağanüstü haller bile hayatın güzellikleridir. Bunu da bir kazanım olarak düşünüp cebimize kar olarak koymamız lazım. Bakın, konuya nasıl bakıyor insanlar? Maskelerden sıkılmak, evlere hapis olmak, hayır değil. Şu anda başımıza gelen olay buysa bunu en keyifli, en kazanımlı hale getirmek gene bizim elimizde. Bizim moralimiz hiç bozulmadı. Çünkü insanoğlu var olduğundan beri bir mücadele içinde. Arama kurtarmada bu mücadele veren ekiplerin içinde en iyi, güzel takımları oluşturan insanların bir araya gelmesinden oluşan gruplardır. Barış zamanı ne yapıyoruz? Yani afetler yokken. Törenlere katılıyoruz, devlet törenlerine. Mesela 23 Nisan'larda ülkemizin uzak köşesindeki okullara gidiyoruz. Öğrencilere usulden küçük hediyeler götürüyoruz. Esas gitme nedenimiz onlarla kucaklaşmak ve özür dilemek. Neyin özrü diyeceksiniz?
Dünyada ve Türkiye'de pek çok yeri gördüm, şükürler olsun. Fakat oradaki arkadaşlar bağlı bulundukları ile bile gidemeyen, inanılmaz bir şey. 40 dakikalık ötesindeki il ismi vermeyeyim, ili görmemiş, o küçük mutlu köyünde yaşayan öğrencilere gidip özür diliyorum. Niye özür diliyorum? Biz bugüne kadar gelemedik. Ben şu anda geldim. Bakıyorlar suratımızı diye. Öğretmenleri var başlarında. Çünkü ben bu ülkede yaşayan bir insanım. Ve sizden bir arada bu ülkenin güzelliklerini paylaşmak için geldim dediğimde inanılmaz mutlu saatler başlıyor. Düşünsenize bir öğretmen şu anda sizin okulunuzdaki öğrencileri de çok önemli bu konunun üstünü çizerek söylüyorum. Çok iyi şartlar içindeyiz arkadaşlar. İnanılmaz güzel şartlardayız. Ve karşınızda bir öğretmen var. Düşünsenize o köylü, köydeki çocuğun da karşısında bir dünya anlatıyor. Bir ülke anlatıyor. Bir tarih anlatıyor. Fakat o çocuk köyündeki 10-20 kişiden başka insan görmemiş. Diyelim ki İzmir'den gelen o öğretmenden başka. Yıllar geçiyor ve devamlı bir şey anlatılıyor size. Bu bir hikaye mi acaba? Hayır değil, biz geliyoruz. Ve geldiğimizde diyoruz ki özür dileriz. O an inanılmaz, dünyadaki en mutlu olduğumuz an. Niye? Çünkü gerçek. O gerçeği onlarla paylaşmaya gidiyoruz. İşte o çocuklar bu ülkenin valileri, kaymakamları oluyor. Bu ülke için hizmet veriyor. Hizmet sektöründe, devletin içinde görevler alıyor. Öğretmenlerimiz doğruyu anlattıklarının mutluluğunu yaşıyor. Çünkü gerçekmiş, çıkmış gelmişler gibi oluyor. Biz şu anda internet üstünden konuşuyoruz. Bakın gittikçe her şey uzaklaşıyor gibi. Bizden çok daha birbirinden uzakta olan insanlar var. Ne olur katılın, birbirimizin elini çok sıkı tutmamız lazım. Çünkü sevgiyle hayat yaşanılır, sevgiyle insanlar kurtarılır ve arama kurtarmak tamamen bir sevgi olayı esaslı. Bu sevgi enerjiyi sizlerden de alıyoruz, çok mutluyuz. Okulumuzda müthiş enerji veren bir okul. Teşekkürler, inşallah çok güzel şeyler yapacağız sizden de. İnşallah. Valla çok güzel özetlediniz. Gerçek ve sanal hayatın aslında biraz da kesişimle ne örnekler oldu. Sorular var. Ben hani yönlendireyim. Zamanımızı da efektif kullanmak adına. Şöyle bir soru geldi. Olası bir deprem sonucunda eğitim bu durumdan nasıl etkilenir? Aslında güzel bir soru bu. Siz kendi tecrübelerinizden hareket ederek eğitim özelliğinde bunu nasıl yanıtlarsınız? Şimdi bunu dediğiniz anda benim aklıma gelen son depremdeki olay geldi. Değerli öğrencilerimi önce evdeki velilerini eğitmekle görevlendiriyorum. Tersten bir görev oldu bu. Bakın, en değerlilerimizi biz bütün gün sizlere emanet ediyoruz. Doğru mu? Vakitlerinin çoğunu sizlerle geçiriyorlar. Yani en güvenilir yerdeler. Fakat deprem anında veliler nedense ilginç bir davranışa girişiyor. Ve çocukları sizden kaçırmaya çalışıyorlar. Bakın dünyada bu nasıl oluyor? Tüm Japonya gibi bir ülkede mesela veliler de okula geliyor. Toplanma yerleri okullar. En çok sorulan sorulardan biridir. Parklara mı gideceğiz? Yanımızda ne olacak? Hayır, okula gidiyor insanlar. Çünkü okul en güvenli yer. Ülkemizde de pek çok okulun güçlendirmesi yapıldı. Geçmiş yıllardan gelen eski ve zayıf binalar düzeltildi. Sizin okulunuzdaki gibi üst kalitede binalarda ve eğitim şartlarında eğitim gören arkadaşlarsa zaten en güvenli ve mutlu bir şekilde eğitimlerine devam edecekleri binadalar. Ben hayatta okuldan dışarı çıkmazdım bir birey olarak. Ve öğretmenlerim de eğitmenlerim de yanımdaysa dünyada daha keyifli bir şey olamaz. Çünkü karanlığı aydınlatacak tek yer eğitim, bilim. Bunun da yuvası okul. Eve gidip de birbirine bakıp ne olacağını bilmeyen velilerinizle, anne babanızla olacağınız yerine sizin gibi, bizler gibi bu tip kurumları beslendiği, eğitildiği yerlerde olmak ve doğru bilgileri almak doğru yer. Eğitim durmamalı, asla durmamalı ve okullar güvenli. Gittikçe de güvenliği artıyor. Bence eğitim durmamalı. Çok teşekkürler. Çok gerçekten önemli bilgiler bu. Bu değişik bir bakış açısı tabii. Yani öğrencilerimizin sağduyuyla velilerimize de yardımcı olması. Evet. Bazen sizi bloke etmemeleri olarak, lazım velileri. Evet. Ben de bir veli olarak söylüyorum. Bazen bizi çok daha tabii kıymet verdiğimiz çocuklarımız için çok daha fazla endişelenirken hata da yapabiliyoruz.
Sorular akıyor, güzel sorular var. Ben hemen yöneltiyorum. Arama kurtarma çalışmasında teknolojiden nasıl, ne derecede yararlanıyorsunuz diye bir sorumuz var. Öğrencilerimizden gelen. Buyursunlar. Hemen ileteyim. Hemen aktarayım. Var olan tüm imkanlar ve imkansızlıklar eğitilmiş personelin zekasından baş başa o afet anında kullanımında oluyor. Çünkü kartlar her seferinde farklı karılıp önünüze açılıyor. Birbirini takip eden aynı olayları yaşamıyorsunuz. Yani işte doğal afetleri biliyorsunuz. Binalar her seferinde aynı yıkılmıyor. Her seferinde kazazedeler aynı yerde olmuyor. Bunun için de hem kendi gelişiminizi çok yüksek düzeyde tutmanız hem de teknolojiyi sonuna kadar kullanmanız lazım. Neler mesela? Dinleme cihazlarından tutun. Dronlarla havadan yapılacak gözlemler, teknoloji sonuna kadar kullanılıyor. Yani her şey kullanılıyor. Biz ne kadarını kullanabiliyoruz? Piramit şöyle, arkadaşların da kafasında yanlış şeyler oluşmaması için ki, çünkü günümüzde bu kaosu çok yaşıyoruz. Asıl olan kişinin eğitimi. Alet ve edevatları unutuyoruz. Bu şuna benziyor. Benim elimde çok güzel ekipmanlar olmazsa ben hiçbir şey yapamam. Yanlış. Siz çok iyi eğitilmiş bir birey değilseniz hiçbir şey yapamazsınız. Öncelikle ruh halimizi, içimizi, iç dünyamızı, bilgilerimizi maksimum seviyede taze tutuyoruz. Devamlı eğitimler devam ediyor. Dünya durmuyor çünkü gelişiyor. Ondan sonra etrafımızdaki mümkün olan tüm ekipmanları kullanıyoruz. Çünkü imkansızlıklara karşı arama kurtarma var. İmkan olduktan sonra herkes arama kurtarma yapar. Nerede karşılaşacağınızı da bilmediğiniz için en önemli şey her zaman olduğu gibi bireyin eğitilmişliği ve aldığı eğitimin kalitesi. Çok teşekkür ederiz. 9B öğrencilerimizden gelen bir soru daha var. Arama kurtarma çalışması içinde hiç çaresiz hissettiğiniz bir an oldu mu diye bir sorumuz var. Şöyle izah edeyim. His yaşamıyoruz. Arama kurtarma çalışmaları içinde his yok. Adeta cerrahlar gibi düşünün. Tabii onlar kadar olamasak da yaptığınız işi doğru yapmak ve aldığınız eğitimin ötesinde aklınıza gelen şeyleri yapmak yasak bize. Eğitimli olduğunuz kadar bildiğiniz ve %100 güvenli olan şeyleri yaptığımız için hislerimizi kullanmıyoruz, kullanmamamız lazım. Eğitimlerimizde sahadaki arama kurtarmacılarla ilgili bunu söylüyorum. Eğer empati kurarsanız, kazazedeyle ilgili duygusal bağlar kurarsanız hata yaparsınız. Sistem de buna göre kuruluyor. Halkalar şeklinde. Halkanın en dışında diyelim ki gözlemci, diyelim ki ben başkan olarak en dışta o kurtarma operasyonunda diyelim ki hiç çalışmıyorum bedensel olarak. Sadece durum değerlendirmesi yapıp enkazın altındaki arkadaşıma kadar, yani en uçtaki arkadaşıma kadar herkesin güven içinde olmasıyla ilgili devamlı veri kontrolü yapıp en ufak tereddütte de arkadaşlarımızı geri çekiyoruz. Yani çaresiz kalmak değil ama o sorunun içindeki duyguyu algıladığım için farklı yönden küçük bir cevap daha vereyim. Yapabildiğinizin en iyisini yaptığınız müddetçe asla çaresiz hissetmezsiniz. Biz elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Hiç durmuyoruz, hep çalışıyoruz. Tabii ki yapamayacağımız pek çok şey oluyor. Ama bu bizi üzmüyor. Çünkü gereğini yaptığımızı bildiğimiz ve çalışmaya devam ettiğimiz müddetçe mutluyuz. Çaresiz kalınıyor mu? Evet, bu önemli olan elimizden geleni yapıyor olma cümlesi gerçekten önemli. Evet. Ben devam ediyorum. Mesela bir öğrencimiz, halkın arama kurtarma hakkında ne kadar bilgisi var? Sizin deneyimleriniz bunun için ne der diye bir sorumuz var. Hemen söyleyeyim, hiç yok. Yani çok yüzdeye çok vurduğunuzda hiç yok. Arama kurtarma, yani şu anda hepsinin aklından neler geçtiğini tahmin edebiliyorum. Çünkü genel herkes aynı şeyleri düşünüyor. Çok büyük bir macera, çok güzel eğlenceler. Bakın, içimizde bizlerle olan yüzlerce, binlerce insan içinden bir avuç insan kalıyor sahaya çıkacak olan. Gönüllü, herkes gönüllü. Spor kulübü gibi düşünün. Taraftar çok. Yönetici belli bir kitle var. Sahaya çıkan takım seçilmişlerden olmalı. Hayat kurtaracak. Binlerce insan arasından seçiliyor. Orada olup olmamak önemli değil. Oyunun içinde olmak önemli.
Türbündeyseniz dahi görevinizi bilmeniz lazım. Yöneticiyseniz görevinizi bilmeniz lazım. Sağdaysanız başka bir görev var. Yani mutlaka içinde olsun herkes. Çok büyük bir konu. Zaman içinde görecekler. Kesinlikle. Yine bir sorumuz var. Hayatınızda yaptığınız en tehlikeli görev hangisiydi? Nasıl hissettiniz? His olmamalı dediniz ama yine öğrencilerimiz tabii bu konuya duygusal bağlamda da ele alıyorlar. Doğru. Hisler ilk yaptığımız görevlerin içinde biraz his vardı. Zamanla onu hissetmemeyi ve konuya mekanik yaklaşmayı öğreniyorsunuz. Alışkanlık ediniyorsunuz. Tehlikeli, yani şimdi çok komik gelecek arkadaşlara vereceğim cevap ama tehlikeye girmiyoruz. Onlar da girmeyecek arama kurtarma görevlisi olduğunda. Çünkü üst akıl ve beyin ve öğreti şunu söylüyor. Ekibini asla tehlikeye sokmuyorsun. Tehlikedeki insana da asla risk ve tehlike altına girerek ulaşmaya çalışmıyoruz. Çok büyük emeklerle bir enkazdaki bir insana bile ulaşırken 3 gün harcayabiliyorsunuz. 20 kişilik, 30 kişilik ekip bir insan için. Ama o süreç içinde bir sürü insan kurtarmalıyım. Hayır, yaptığınız işi ve o anda alacağınız tedbirlerle o kadar büyük bir zaman ve emek harcıyorsunuz ki. Çünkü benim oradaki kazazedeyi kurtarmak için harcayacağım efor ve vakit o anda yapıp hata yapıp ekibimden birinin canına ya da etrafa vereceğimiz zarara karşılık gelmemeli. Onu göze alamadığımız için de farklı bir platform yani. Evet yani çok tabii konuyu açtıkça da insan meraklanıyor. Umarım buyurun. Bir bu eğitimlerin içerisinde bizim öğrencilerimiz de olur. Biz bu arada bir anekdot paylaşmak istiyorum. Bizim bir geçen sene benim de dahil olduğum öğrencilerimizin bir amatör telsiz lisansı alma maceramız oldu. Bu deprem sürecinde yayın kesilmelerinde GSM operatöründen kaynaklı sorunlarda böyle bir şeye giriştik açıkçası ve lisanslarımızı da aldık. A tipi lisanslarımız var. Okulumuzda, tebrik ediyorum. Sağ olun. Okulumuzda esasında bununla ilgili bir merkez kurma, eğitim kurumu olduğumuz için böyle bir istasyon kurma durumumuz da söz konusuydu ama maalesef sekteye uğradı COVID nedeniyle. Bunu da aynı zamanda hani sizinle... Acilen yardımcı olabiliriz. Tabii bunu da mutlaka yayın sonrasında sizinle bir sohbetini yapmak isterim. Erkut Bey çok teşekkür ediyorum. Umarım yüz yüze de davet etme şansınız olur. Umuyorum bizi dinleyen öğrencilerimiz, kıymetli öğrencilerimiz bir grup oluştururlar ve biz okulumuzun yani Think arama kurtarma timini de kurarız. Burada eğitimler sürecinde sizden online, offline destekler de her zaman rica ediyoruz. Bunu da hani belirtmiş olayım. Ben tabii kapanış sorusu soracağım. Klasiktir bu soru ama yine de yönelteyim. Hayattaki başarılarınızdan yola çıkarak geldiğiniz bu yaşınızı da kutlarım bu arada yeni yaşınızı. Bu başarılar bizlere, öğrencilerimize gelecekle ilgili ne gibi tavsiyelerde bulunmanıza neden olur? Nasıl yönlendirmeleriniz olur? Ben sizi şu anda öğrencilerimizle birebir baş başa bırakıyormuş gibi bu soruyu soruyorum. Son söz olarak da bunları sizden almak isterim. Peki, hay hay. Öncelikle arkadaşlarım tamamından şunu bir yaşayan insan olarak çok önemli istiyorum. Hayatı ıskalamamak, hayatı kaçırmamak, hayatın gerisinde kalmamak için lütfen insanlarla birlikte sevgiyle, sevgi çok önemli. Ondan sonra da dürüstlükle bir arada olmaya dikkat etsinler. Çok çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Yeterli vakit harcanmadan asla güzel şeylere ulaşılmıyor. Vakitlerini lütfen güzel şeyler için harcasınlar. Ki güzelliklere daha çabuk ulaşabilsinler. Ben hayatta yaşadığım ve kazandığım tüm güzellikleri hayata güzel bakmam, asla vazgeçmemem, dik durmam ama hiç kimseye ve hiçbir şeye diklenmemem. Mücadeleme borçluyum. Onların da mücadeleci ruhlarını diri tutmalarını ve hayatın içinde insanlara güzelliklerle ilgili mücadeleler vererek savaşın içinde olmalarını diliyorum. Başarı bence savaşmakta. Güzellik için, iyilik için savaşacağız.
tıpkı atalarımızın olduğu gibi 9 Eylül'ü bir kere daha şükranla, minnetle, onlara duyduğumuz sevgiyle anıp bu güzel yayında bana fırsat verdiğiniz ve önümüzdeki günlerde ve yıllarda inşallah çok daha güzel şeylerde biz de sizlerle birlikte olacağımız için şimdiden çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun emekleriniz için. Öğrencilerimizle bir araya geldiniz. Bizi kırmadınız yoğunluğunuz arasında. İnşallah şeref bağlantımız, temasımız devam eder. Öğrencilerimizle sizi tanıştırma, böyle bir kanal açma, böyle bir girişimde sosyal sorumluluk gönüllülüğü kapsamında biz de bir şeyler yapmış oluruz ve bu kervana en azından katılmış oluruz. Ben çok teşekkür ediyorum. İşlerinizde başarılar diliyorum. Elinize sağlık, ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. Birçok şey yapmışsınız. Bunlara tabii bu yayında yer vermek çok mümkün olamıyor ama isteyen evet. Öğrencilerimizle, öğretmenlerimle aynı zamanda ayrıca da bir yayın yapma şansımız bu konu özelinde olabilir. Sevgili öğrencilerimiz, değerli öğretmenlerimiz, zaman ayırdığınız ve değerli konuğumuzu dinlediğiniz için, sorular sorduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki yayında buluşmak üzere Allah'a ısmarladık diyorum. Erkut Bey iyi bakın kendinize. Ben izninizle burada artık yayını sonlandırıyorum. Görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın. İyi günler, teşekkürler. Kendinize sağ olun.